Cem'e küçük bir sürpriz yaptım. Kendisine minik bir şov yaptım. Ne kadar kalitesiz bir kanala aşırı kaliteli kişiliğiyle geldiğini göstermek istedim. Çünkü biliyorsunuz bu kanalda her zaman Çin'den gelen plastik ürünler falan inceleniyor. Bu sefer bu kanala kaliteyi ve markayı aynı anda getirmek istedim ve sevgili Cem'le birlikteyim. Cem benim arkadaşım ve kendisi mücevherci. Bugün benim AliExpress'ten aldığım muhtemelen cilt kanserine sebep olan ürünlerimi inceleyeceğiz, takılarımı inceleyeceğiz ve Cem de kendi markasından bir sürü ürün getirdi ve ben onların fiyatlarını tahmin etmeye çalışacağım. Yani ben bugüne kadar herhalde 3 kere falan gerçek gümüş almışımdır. Yani altın, pırlanta girmiyorum bile. Bir yüzük düşün, hayallerini izliyor. 10 yıl boyunca takacaksın. Kaç para verirsin? 2000 lira veririm. O zaman tam sana göre bir yüzüğüm var Zeynep. Aman tanrım, Atölye Fensi'nin en çok satan yüzüğü değil mi bu? Atölye Fensi Maxi Ring, tam senlik. Bu çıkmıyor. Kaldı. Araya bir 2000 lira sıkışmış kardeşim şunu. Bak kapalı çarşı şeyleri diyordun ya, o vardır, yüzük çıkmaz kadının parmağından. Kaldı o zaman. Kaldı, böyle çıkarttırmazlar. Etiketi alırsın. Şimdi ben mi başlayayım yoksa senle mi başlayalım? Önce seni, ha, bir dakika abi. Bize? Önce senin ne yaptığını, Cem kim, AQ diyeceksiniz şu an. Cem abi, ne yapıyorsun? Şöyle, anlat. Biz aileden mücevherci. Senin mücevheratçı, senin deyiminle. Mücevherci. Babam benim mücevher sektöründe. Kapalı çarşıda başlamış. Sonrasında iş değişti. Benle abim işi farklı bir yöne geçirdik. Ben işin kreatif tarafıyla ilgileniyorum. Abim işin business tarafıyla ilgileniyor. Bizim işimiz kendi içinde segmente edilmiş durumda. Ağır mücevherde çalışıyoruz. Kendi, bizim ailenin soyadı Terzihan. Terzihan isminde bizim yurt dışında Portekiz'de bir mağazamız var. Butiğimiz var. Mağaza olarak Lizbon'da var. Lizbon'da mağaza. Onun yanı sıra Bağdat Caddesi'nde bizim bir mağazamız var. Farklı, aynen, fancy, mücevherat diye. Fancy'nin içinde farklı bir konseptimiz var. Yani orada hem Terzihan mücevherleri satılıyor, hem lüks segmentte saat satıyoruz. Hem de hafif mücevherde. Onun Atölye Fancy diye bir line çıkardık. Hı-hı. Buna bir de işte online satış sitesi bir şey açtık. Daha da böyle modern. Daha gündelik. Yani şeyler. Aynen, daha modern, daha, daha gündelik. Senin takabileceğin o iddiayla getirdiği parçalar üretiyoruz. Genç bir ekip kurduk, şey yaptık. Takılıyoruz şimdi. Takılar yarışıyor. Takılar yarışıyor. Ver bir tane bak. Bir tane vereyim o zaman. Ver bir bakayım. Şöyle hiç açılmamış. Takmadım ya. Küpe mi bu? Yaldızla Fashion Jewel yazdı dışarısına. Som altın kaplama diyebilir miyiz? Diyebilirsin. Som altın kaplama. Yani bu altının ağası yok bunun kaplamasında, var mı? Sen istediğin de. Şıkır şıkır avize gibi bir küpe gerçekten. Ha bak, şimdi burada söyleyeceğim bir şey var aslında. Bir anlamda bu mantıklı. Bu tarz bir küpeyi senin böyle fashion jewelry falan, böyle sahte şeyden alman. Neden mantıklı? Çünkü bunu altından yapmak istesen, yani böyle bir küpe hakikaten çok ağır çıkar. Evet. Kaldı ki sen bunu da taksan, ya bunu 4-5 saat kulağında tutamazsın. Tutamaz. Çok aşağı çeker, çok canını yakar. Tahmin ediyorum sen buna 8 dolar desen 56 lira vermiş misindir? Hiç bakmadım buna. Bakmadıysan nasıl yapacağız? Belki de. Söyle mi, model güzel ha. Zara'nın bir modelinin çakması. AliExpress'te abi, bak giriyorsunuz. Hemen size bunun şeyini vereyim. AliExpress'e giriyorsunuz. Arama kısmına. Zara'nın R'sini yıldızlıyorsunuz. ZA yıldız A yazıp earrings yazıyorsunuz. Zara'nın bütün küpelerinin çakmaları satılıyor. 15 liraya almış. Ne kadar dedim, abi, gördün mü? 15 liraya satılan bir şeyi. Ben 15 vücuduma, liraya aldım. Bak ben vücuduma 15 liraya Çin'den gelen bir şeye değdirmem. Oğlum ben ağzıma diş beyazlatıcı değdirdim diyorum sana. 15 ama 15 lira da vergi düşün. 30 lira. 30 lira. 15 liraya adam bunu satıyor. Demek adama bunun maliyeti 5 lira falan. 5 bile değil bence. Olmayabilir. Çin'den geliyor çünkü. Yani bu... Nasıl mücadele edeceğiz bunlarla? Şimdi sırayla gidelim. Küpelerden konuşuyorsak gel. Aynen. Bana bir küpe göster bakayım. Şimdi benim küpelerim hayvan gibi ama Cem'in getirdiği küpeler çok küçük. Neden? Çünkü... Pahada ağır. Pahada ağır. Şöyle göstereyim. Ürünümüz bu. Bir çift küpe ve asla bilmediğim değişik taşlarla. Sence üstündeki nedir? Ne olabilir? Çok zor değil, bir düşün. Pırlanta olamaz. Pırlanta. Siyah pırlanta diye bir şey dedim mi? O da mı var? Şunu bir söyleyeyim. Tahmin edeceğin ürünlerin içinde değerli taş olmayan hiçbir şey yok burada. Fancy mücevherat. Burada tekrar şunu sok. Abi bir saniye, ben bunun fiyatı üstüne yazmıyor değil mi? Yazmaz. 14K diyor. Tahmin ediyorum ki 14 karat. Ne? 14 karat ne? Altın. 14 ayar altın. Evet doğru. Karat, yani karat ya. İngilizce'de 14 karat gold deniyor. 14 ayar altın. Karat pırlantanın ağırlık birimi bu arada. Bilgin mi? Hiçbir şekilde yani bilmediğim bir şey. Bugüne kadar karat deyip geçiyorduk. O da iyi oldu. Bu ne kadardır?
1600 lira. Şöyle Atölye Fensi'ne bakmam lazım. Şey, ablacım sana tam rakam çıkıyor ama. Çok diyeceğim, sana hemen Casio aşırı büyük hantal. Aşırı büyük var mı? Tak tak yapayım. Kalkülatör aç bir tane. Ha, kalkülatör açayım canım. 2250 TL bunlar. 2250 TL bunlar. Hı-hı. Yani ben şu an elimde 1125 TL mi tutuyorum? Ha. 1800 dedim, 2500 lira bu. Evet. Ben sadece 30 lira sattım, sen 700 lira sattın. Hadi bakayım. Sen öndesin, sen öndesin. Doğru, bir sıfır öndesin. Ya bu çok boktan ya. Ya bu Evian marka su şişesinin imitasyon küpesi. Hani yani küpe bile değil bu arada. Bu sadece ucuna su şişesi takılmış iki tane şey. Bakın. Böyle Evian su şişesi. Bunu takabilirsin. Ben de yapacağım. Hamidiye sallandıracağım. 7 lira diyor. Çiftine. Ama... Vergiler hariç. Vergileri de 15 lira gelmiştir. 22 lira. 22 lira diyorsun. Şöyle 48 sent aldım ben onları. Yani 6'dan alsam 3 lira. Vergi ekle 18 lira. 22. Sen 22 dedin. Okey, 18'de 22 dedin. Yine iyisin yani aslında. Ama o zaman hadi bakalım bana yılan bir şey veriyorum. Evet. Bak, ya şimdi bu bizim çok sattığımız bir ürün. Senin adın Zeynep. Babanın adı Zeki. Zeynep Zeki Semra olarak istiyorum dedin. Pınar yok. Öyle düşün. Pınar sığmadı. Bir de burada. Yüzüne gözüne kadar. Öyle düşün yani. Kişiye göre tasarım yapalım. Düşün. Kaç? Okay. 12 ile 18 harf arasında yapıyoruz. Çünkü değeri oturmuyor. Çok alakası var, oraya gireceğim. Tek taşı aldı. Tamam mı? Evliliği teklif etti. Ve hayır cevabını aldı. Ben bunu iade etmeye geliyorum diyen oluyor mu ya da gelen oluyor mu? Bayağı, yani bayağı değil de oluyor yani, getirenler oldu. Taraflar da iade almazlar. Evlenme teklif ettiniz ve red mi edildiniz? Paranız iade. Fancy jewelry. Fancy jewelry. Şimdi ha, yüzük. Tamam. Nerede sen fiyattasın. Bir saniye, biraz düşünmek istiyorum. Yani ne kadar? 8 bin lira. Ne yaptın ya? Çok mu? Az mı? Söylüyorum sana o zaman, seni bu sefer yaktım. Tamamen yani. 2250 TL. Ne? Tabii taşsız hali. Artı pırlantalı her harf için 450 lira üstüne ekleyin. Ucuzmuş. Ben o küpeden sonra her şey 10 bin lira falan gibi geliyor. Ya şimdi küpe çift olduğu için hep pahalı geliyor. Çok doğru ya. Öyle bir olay var. Hiç düşünmedim. Yani evet. Ya sıfır IQ. Sıfır. Gerçekten. Güzel. 1-1 o zaman. Evet. Abi çok dandik. Bari ucuna bir şey taksaydım bunu. Yassı zincir. Bakın. Görüyorsunuz. Adam seni. Gümüş ha. Getirdiğim ürünlerin arasındaki tek gerçek takı buydu. Bunu tahmin ediyorum, bunu Alibaba'dan almadın. Bunu Alibaba'dan almadım, Trendyol'dan aldım. Trendyol'dan. Ya buna da 60-70 lira bir şey vermişsindir. Bence. Net konuş, 60 mı 70 mi? 65. Sen var ya ne ortacısın. Bekle. Evet söylüyorum. Ha söyle. 80 lira. 70 daha da yakınmış. Dengeli sallamış. Gayet okey. Oo güzel bir şeyle geliyorum sana. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ben yüzük de sevmiyorum dedin ama hadi. Aa bu tatlıymış yani. Ama ya. Ay dur, ne kadar ince. Bak böyle ince zarif şeyleri seviyorum ya. Ha bunlar baya... Baksana şunu çok güzel. Yani bunlar baya seviliyor. Bu incecik bir de çok tatlı. Tamam ne kadar söyle. Pırlantalı ve altın. Bu yeni vintage tarzda ama tabii yeni ürün, yeni üretim. Bir tasarım bizim yaptığımız. 3250 lira. Şöyle versene hesaplayacağım. 2500 lira. 3250 dedik. Bence ben kazanmışımdır. İstiyorsan oran kesin ben kazanmışımdır. %100 sen kazandı deli misin? 2-1. Ay, ama 2-1. İşim bu. Şimdi normal. Peki olacak mı benim parmağıma şunu bir parmağıma takayım? Olur ya incecik yüzük. Yok be. Okay. Aa oldu. Evet gerçekten çok tatlıymış. Thumbnail yapayım mı böyle? Evlenme teklifi aldım. Said yes diye koysana. Aynen I said yes diye koyayım mı bunu böyle? Cem daha evli adam. Bu arada yüzük çıkmıyor yani. Söyleyeyim. Kardeşim. Yüzük çıkmıyor bir ya. Şey gibi mi yapıyor? Makas kesmiyor gibi yapıyor. Aynen. 3'e veren kazansın tamam, abi. Okey. Tamam diyor. Ver. Küpe vereyim. Hadi şunu vereyim. Şunları seviyorum. Bu şey gibi böyle. Kartlık gibi. Küpeler bunlar. Bu küpeler sade ama hani böyle... Ve sahte. Kaç liradır bu? 7 liradır. 15 lirada şey gelmiştir, 22 liraya almıştır. Gene aynı fiyattan. Evian'da tutturamadım, 7 artı 15, 22 lira. Allah belanı versin 6 lira. Çok iyi tutturdun. Öğrendim bu helal. İşi. Tamam, bence çok kolay değil. Ha bakalım. Şimdi yüzük bu. Gördüğünüz gibi benim dolma parmaklarımda nasıl duruyor bilmiyorum ama. Daha demin yani şimdiye kadar gösterdiğim ürünlerden, mücevherlerden nesi farklı farkında mısın? Daha iri, daha gösterişli bir parça. Bu kaç lira acaba? Sence kaç para söyle? Çıkmıyor.
işte dolma gibi parmaklarım olduğunu söyledim. O kadar pahalı. Tamam çıktı. Hiç şey değilim böyle mantıklı düşünmüyorum. Ya şunu düşün. Deminki ürünlerle karşılaştır. Yani o öyleyse evet. Bu ne kadardır falan gibi git. 2,5 dedik en son yüzüğe. Bu biraz daha cafcaflı bir şeyse 3,5. Geliyorum. Bu da cafcaflı. Hakikaten çok ilginç bir şey yaptın sen bu sefer galiba. Ha dur şöyle 4000 çarpı 9. 3600 abi. Tamam. Yüzüğün fiyatı 3600 TL. Hakikaten bu sefer eşit diyelim ya. Böyle bitirelim diyorsun. Eşit, hayır dostlukla. Yani şu an eşit. Sen böyle bozacaksın eşitliği. Ben bunu bozacağım. Ben kazandım gözüyle bakıyordum. Kesin gözüyle bakıyordum kazandım. Ben de öyleydim ama. Abi hepsi aşağı yukarı aynı fiyat çıkıyor. O 40 liranın üstüne çıkan ürünün yok da. Evet yok. Her şey var. Gerçek gümüş olan. Gerçek gümüş olan var ben ama. Bakayım. Çin'den yok. Ben de bir yandan yine hemen fiyatına hemen bakıyorum. Bak. Arkalığını falan kaybetmiş gibi benim. Bak deminkinden daha güzel. En azından bir katman şeyi falan var. Ama aynı yerden almıştı zaten. Aynı dükkandan. Ama bu arada vergisini düşünme çünkü 3-4 tane küpeyi aynı pakete aldırdığım için tek bir vergi ödedim. Probiyoleksiz. Ben sana söyleyeyim. Onu 6 liraya aldıysan bu da olsun 8,5 YTL diyorum. YTL. 8,5 lira. 8,5 milyon. Milyon. 7,5 lira abi. Vurdum. Yani çok yakınım da deminki ile aynı. Aynen. Gene, hadi evet, yine eşitiz. Tamam hadi. Son şovunu yap bana. Sana son şovumu yapıyorum. Hazır mısın? Hadi. Bu ne abi? Bu ne abi? Abi çok ağır bu. Bak. Ne kadar ağır olduğuna bakarsın. Sen var ya bu yarışmayı kazanmak için bunu getirmişsin. Ünlülerin Oscar'a gittiğinde hani... Anladım. Markalar sponsor oluyor ya takıyorlar. Abi... Bu of çok güzel yakında. İnanılmaz. Şimdi takarsın ya. Sen de bir deneme sürüşü yapmışsın. Bir tur takalım ya şunu. Bakacağız. Benim bunu tahmin etmem lazım. Önce bir tak da sen bir hissederek tahmin et. Ben hemen 6. cisim kuvvetlidir hemen tahmin edeyim. Sade şeyler seviyorum dedikten 2 dakika sonra ben. Dur daha bitmedi. Bitmedi mi? Bunu geç bakalım. Bunu bil bakalım ikisini beraber. Bir de bu var. Abi, hayır benim vücudum buna alışkın olmadığı için vücut alerji yapabilir anladın mı? O ağırlık hissiyatı sebebiyle gerçekten ve görüntü sebebiyle kendinizi abi. Daha değerli hissediyorsunuz yani. Birazdan üzerinden söküp alırken yine aynı şekilde hissedeceğim. Söküp alırken bir de söküp alırken. Nerede video bitti. O kamera kapandığı gibi. Çok ağır ve şıkır şıkırım ya. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Şimdi bu ikisinin total fiyatını mı tahmin etmem? Bence ikisinin total tahmin et bakalım. Üzerinde de bu arada... İkisinin toplamda 50 krat civarı pırlanta olması lazım. Dur bakayım. Üstünde tek başına 50 krat varmış. Bilezikte de bir 20 vardır. Evet, 18'de bilezikte var. 68 krat pırlanta var ikisinin üstünde. Hani şurada ben varım diyor. O ağır da olduğu için biraz ondandı. Biraz ipucu ver lan kaç lira bu? Vermeyeceğim. Kazanmak üzereyim kardeşim ne vereyim ya. Evet çok haklısın ve kazanacaksın çünkü ben asla bunu tahmin edemeyeceğim. Abi çok... Çok değerli gözüküyorlar. O yüzden 150 bin lira diyeceğim. 150 bin lira ne ya? Çok mu az? 120 bin dolar. Ne? Sen şu an üzerinde 1 milyon liraya yakın para. Ne? Ne kadar eder? 7 ile çarpsan 800 bin lira. Şu an üzerindekinin değeri. Nasıl? Yani öncelikle... Teşekkür ederim ama... ve hiç bu kadar değerli hissetmemiştim ve ben bu adama sabahtan beri 5 liralık küpe gösteriyorum. Allah da benim belamı versin. Vermek ister misin artık yoksa da... Vermeyeceğim. Alsın. Video böyle kapanacak onu söyleyeyim. Videodan sonra çekişte alırsınız. Ben video sonuna kadar şöyle durmak istiyorum. Bu şekilde. İşte de. Yani bence sen takı takmayı düşün. Gerçekten mi? Bir şu halime bir de. İyi bence bari. Güzel oldu. Güzel bir şık bir elbiseyle olur diyorsun. Yakıştı. Bu arada çok beğendim. Boyu sana bir de oturdu. Evet tam oldu gerçekten. Güzel oldu ya. Vallahi güzel hediye oldu. Et be. Küpeleri de vardı getirseydim keşke. Ah be. Milyonda vururdum. 1 milyon liralık kolye falan diye de böyle thumbnail yapardık. Şimdi 800 bin lira demek zorunda kalacağım. Canımız sağ olsun. Sen kazandın. Ben kazandım. Yani sen kazandın yani. Kazanacağım belliydi zaten. Sadece dostça bir mücadele için geldim. Mahvettim gidiyorum. Gerçekten mahvetti. Beni de buraya aldığın için teşekkür etmek istiyorum. Artık ben kolyeyi teşekkür... ver. En pahalı ürünümüz. En pahalı ürün şu anda bu. Bu. Ve ben de. Boklamamı istediğin mücevherin olursa çağır ben gene gelirim. Boklar giderim. Ama arada bunları takayım böyle hevesimi alayım ondan sonra AliExpress'ten siparişe devam.
Abi şimdi buraya gelen tüm meslek erbabı arkadaşlarımın mesleklerini bir şekilde yerle yeksan ettim. Ama bu sefer bilmiyorum ettim. Seninki çok yerle yeksan etmedim. Kendimi daha ziyade yerle yeksan ettim. O yüzden herkesten istediğin gibi senden de bir indirim kuponu. Diyetisyen de yapmamıştık. Onu neyse unuttuk ama dişçi arkadaşım da diş beyazlatmada bir %20 indirim kapmıştım. Burada geldi şovunu yaptın. 800 bin liralık takıları taktık burada. Manyak gibi oturuyorum. Bize bir güzellik yap. Tabii sana indirim kuponu tanımlıyoruz. Şöyle yapalım. Senin adını tanımlıyoruz. Zeynep büyük harflerle. Zeynep 20 koduyla. İşte buralara bir yerlere yazarsın bunu. Okey. Gösterirsin. %20 mi? Şöyle. Şöyle tutayım böyle. Ha, şuraya. Zeynep %20 olarak. Zeynep 20 yazıldığında. Zeynep 20 yazınca %10 %20 veriyoruz. %20. Peki bir dakika şunu sormadım. Hangi tarihler arasında geçerli? Ne kadar bir süre geçerli olsun yani? Güzel bir soru. Korona boyunca? Bence Haziran ayı boyunca olsun. Haziran ayı boyunca sana bu indirim tanımı olarak devam edecek. Online satışta geçerli evet, değil mi? Satış. Atölyefancy.com mu? Atölyefancy.com'da Zeynep 20 indirim Haziran ayı boyunca devam ediyor. Devam ediyor. Abi üstümde durmuyor ya bak. Pahalı takım üstümde durmuyor ya. Tamam artık ne diyor. Takım ne dedi ki bu ne ya dedi. Yalanlar kapatmıştım çok. İnatla uzatıyorum gibi duruyor şu anda. Haa dur abi dili giriyor ya dili giriyor. Ne dili ya? Çok rahatsız yapacağım. Bununla hemen bir thumbnail, hemen clickbait yapıştırıyoruz tabii ki. Nasıl yapacağım? Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Takı sektörüne artık hakimim sayın. Ben de ucuz takı sektörüne birazcık aşina oldum. Tabii birbirimizi besledik. İndirimi kullanın ha bak bu zamanda iyi indirim yani. Güzel. %20 ben bu arada %5 falan yaparsın diye düşünüyordum. Sizi öpüyorum. Kolumdaki bileziği de es geçmemenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kokulu kokulu. İnceden duruyorum ben artık. Uzadığı için kapatmıyor bile. Mikrofonu çıkaran kadar şunları mı çıkarsak?